Herkese merhaba arkadaşlar. Kuşadası Soğucak'tayız. Hayallerinizdeki villayı tanıtmaya geldim. 800 metrekare arsa içerisinde sinema odası, spor odası mevcut. Yerden ısıtmalı, şömineli, geniş bahçeli, deniz manzaralı, ultra lüks, harika bir villa izleyeceksiniz. Dediğim gibi muhteşem bir villa. Kuşadası ayaklarınızın altında. Çok güzel bir konumda, harika bir villa. 800 metrekare arsa içerisinde peyzaj çalışması henüz daha dün bitti. Biz de hemen çekim yapmaya geldik. İçeride bazı eksikler var. Özellikle şu an elektrik yanmadığı için aşağı tarafları falan biraz minimal derecede gösterebileceğim. Çok böyle derin derin inceleyemeyeceğiz. Ama bittiğinde tekrar gelip çekimini yapacağım. Muhteşem bir bahçemiz var. Aslında bu çekim özel bir çekim. Özel istek üzerine gerçekleşen bir çekim. Ama herkesin de izlemesini istiyorum. Çünkü muhteşem bir yer. Benim çok hoşuma giden evlerden bir tanesi. Bu inşaat firmasının köşede villasını da tanıtmıştık hatırlarsanız. Eşyalıydı orası, örnek eşyalı. Orası da muhteşemdi, burası da muhteşem. Çok geniş bir bahçemiz var. Buraya harika bir kamelya yapılmış ama manzara muhteşem. Özellikle ikinci kattan harika bir manzarası var. Birazdan oraya çıkacağız, birazdan göstereceğim ama muhteşem bir manzara. Hem zeminden hem de ikinci kattan bu manzarayı görebiliyorsunuz. Çok güzel bir peyzaj çalışması yapılmış dedim. Gerçekten harika. Arka tarafta park alanımız var. Birazdan oraya da bakacağız ama kamelya çok tatlı olmamış mı? Değil mi? Harika olmuş. Buraya bence birkaç tane böyle bahçe mobilyasıyla, üst tarafı da bodrum beziyle kapattığımızda muhteşem bir yaşam alanı haline gelecektir. Çok güzel bir havuzumuz var. Havuz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Aynı zamanda basınçlı bir sistem. Bu havuz sayesinde hem jacuzzi görevi de görüyor bu havuz, hem de havuz olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında da gördüğünüz gibi hem şezlonglarınızı atabileceğiniz hem de isterseniz kış bahçesi olarak tasarlanabilecek güzel bir alan bırakılmış. Çok geniş bir bahçemiz var. Bahçeyi tekrar bir gösterir misin? Bahçeyi tekrar bir göster. Ardından evin içerisine geçelim. Taş kaplama kullanılmış, otomatik panjurlu, akıllı sistem, yerden ısıtmalı. Ultra lüks, gerçekten güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Peki fiyat? Fiyat başlıkta yazıyor. Kocaman harflerle yazacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yer. Şimdi burası bahçe kısmından girdiğimiz için, ön bahçeden girdiğimiz için salona denk geliyor. Ama biz normal girişten başlayalım değil mi? Normal girişte gösterelim, kafalar karışmasın. Elimizden geldiği kadar net bir şekilde anlatmaya çalışalım. Burası normal girişimiz. Ana giriş kapımız burada. Çok geniş bir arka bahçemiz var. Park alanımız mevcut. Yol yapılıyor şu anda. Onların çalışmaları var. Bu yüzden böyle uzun uzun arka tarafı anlatamayacağım ama gerçekten güzel bir arka bahçemiz var. Aracınızı oraya park edip buradan yürüyerek giriş yapabiliyorsunuz. İstenirse üst tarafını da kapattırıp kapalı bir park alanı haline de getirilebilir. Girdiğimizde muhteşem bir giriş var. 60'a 120 mermer görünümlü seramik zeminde kullanılmış. Çok güzel bir boy aynası bırakılmış. Vestiyer tam karşısında gayet de güzel bir alan oluşturulmuş. Hem salonu hem de odaların kısmını buradan ayırmışlar. Güzel olmuş. Burada da bir saksı alanımız var. Burası da harika duruyor. İçlerine bakamıyoruz çünkü eksikler var. Bu yüzden böyle minimal tarzda elimden geldiği kadar en ince ayrıntısına kadar göstermeye çalışacağım ama genel olarak hatlarını zaten görmüş olacaksınız. Bazı eksikler sadece böyle süslemelerde kalan eksikler var. Elektrik tesisatlarında birkaç eksik var. Şimdi salon kısmımız böyle. Mutfak biraz daha böyle sağ köşeye alınmış. Çok güzel duruyor. Harika bir televizyon ünitemiz var. Televizyon ünitesinin yan tarafında da yukarıya çıkış merdivenlerimiz ve aşağı iniş merdivenlerimiz var. Burada bir odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Biz mutfağa bir bakalım, ardından salona bakacağız. Mutfak gerçekten çok güzel. Örnek evi de izlemek isteyenler için video linkini bırakacağım yorum kısmına. Oradan da izleyebilirsiniz örnek evdeki
eşyaların yerleşim planını, elektrik tesisatının bittikten sonra nasıl gözükeceğini görebilirsiniz. Burada merkezi sistem ısıtma ve soğutmamız var arkadaşlar. Klima ayarları orada. Bu otellerde bildiğimiz, otellerde kullanılan sistemlerden takılacak. Gayet güzel bir mutfak. Harika olmuş. Benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle bitmiş evi gördüğümde çok daha bayılmıştım ben buraya. Güzel bir mutfağımız var. Antresit renklerde yine. Harika bir tezgah. Tezgah arası da yine aynı maddeden yapılmış. Çok da güzel olmuş. Bir bütünlük sağlanmış. Antresit renk kullanılmış. Sadece beyaz tezgahta kullanılmış. Hemen karşı tarafına da bir ada mutfak yapılmış. Harika duruyor. Harika duruyor. Burada bunların ölçümleri var galiba. Ben ilk okey mi oynamışlar burada diye düşündüm de değilmiş arkadaşlar. Ölçümleri almışlar. Tek tek nereye ne kullanılacak diye bunun üstüne yazmışlar. Güzel bir ada mutfak. Önüne birkaç tane bar sandalyesiyle harika bir görüntü oluşturacaktır. Artı burada aperatifler çok rahat bir şekilde de yenilecektir değil mi? Yemek masasına geçmeden en azından orada birkaç şey atıştırılabilecek. Çok da hoş olacak. Çünkü böyle geniş bir yer bulmak Didim gibi bir yerde imkansız. Bu yüzden Kuşadası'na geliyoruz. Didim'de yeni yapılacak yerler genelde bu tarzda büyük büyük yerler yapılacak. Onlar da 2023'te teslim olacak. Çok güzel bir bahçemiz var dedik değil mi? Harika bir bahçe. Bahçeye bayılıyorum. Bu yüzden sadece bahçeyi tanıtmak istiyorum. Hiç içeriye geçesim gelmiyor şu an. Diğer tarafların tamamını unuttum gibi. Linea Rosso pencerelerimiz var. Bunlar şu an Türkiye standartlarında en iyisi. Kullanılmış malzemeleri de söyleyelim. Genel olarak bundan sonra da işte Vinsa gibi malzemeler kullanılıyor ama Linea Rosso bu işin en üst top noktası arkadaşlar. Burada bir şömine bırakılmış, süs için bırakılmış ama şöminenin yeri bence olmamış gibi değil mi? Yani televizyon ünitesinin yanına berjer bırakılamayacağı için, buraya koltuk bırakılamayacağı için sadece süs olarak televizyonun alt tarafına gelseydi çok daha güzel olabilirdi. İstenirse bu kaldırılabilir. Çok da önemli değil gibi bu evin içinde. Bir şey atladık biz aslında. Dedik ki lüks bir ev tanıtacağız. Akıllı sistem kumanda panelini göstermedik. Burada akıllı sistem kumanda panelimiz var. Aktif olduğunda bir gün kullanmak nasip olacak bize de. Şimdi burada bir tane odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz var dedik. Aşağıda sinema odamız, spor odamız, bir de odamız var değil mi? Orayı nasıl göstereceğiz bilmiyorum. Biraz daha karanlık, belki gösteremeye de biliriz. Tanıtımlardan izlersiniz. Yukarıya çıkabiliriz direkt. Çok güzel bir ev gezmiş olacağız. Burada harika bir odamız var. Yatak başlıkları ve dolaplar zaten hazır şekilde geliyor. Siz eşyaları isterseniz opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Örnek villadaki eşyaları severseniz aynı firma ya da farklı bir firma gelip eşyalarınızla verebiliyor. 15 metrekarelik bir kullanım alanımız var. 15 metrekare küçük gelebilir ama şöyle değerlendirmek gerekiyor. Zaten dolabınız burada hazır. Sadece bir yatak yerleştirmeniz gerekecek. Makyaj masanız hazır. Yan tarafında televizyon üniteniz yine hazır. Sadece sizin buraya bir yatak yerleştirmeniz gerekecek. Onun için 15 metrekarelik alan bence alt kat için gayet de makul bir alan. Çok da güzel bir dolabımız var. Tavana kadar yükseltilmiş. Harika olmuş. Gerçekten harika olmuş. Tabii ben biraz daha böyle büyük seramikler de beklerdim bir yerde. Geçenlerde bir yere gittim. Harika bir seramik yapmışlardı. Kocaman kocaman. Şimdi burada bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Ben musluklara bayılmıştım arkadaşlar. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi burada akıllı sistem bir klozetimiz var. Bu klozetle hem ısıtmalı hem de soğutmalı. Kendi kendini de temizleyebiliyor bu arada. Burada da harika bir duş alanımız var. Çok karanlık çıkmıyor değil mi? Çok iyi. Duş alanında da zaten oturmak için yer yapılmış. Ayrıca bunun altında da bir saklama alanı var. Burası. Burayı da ihtiyaçlarınız için kullanabiliyorsunuz. Klozete bayılmıştım ben. Akıllı sistem olması çok hoşuma gitmişti. Böyle gelirken açılıyor, giderken kapanıyor. Kendi kendine temizleyebiliyor. Şimdi aşağıya inelim mi? İnelim değil mi? Elimizden geldiği kadar göstermeye çalışalım ki en azından siz de görün. Buradan da gösterebiliriz istersen. Şimdi aşağıda dedik ki bir enerji odamız var. Bir sinema odamız. Bir de spor odamız var. Çok karanlıkta değilmiş aslında. Burada spor odamız var arkadaşlar. Bunun içinde sauna da var. Burası biraz karanlık. Burası daha aydınlık. Gayet güzel bir oda burası da. Spor odası olarak da düşünülebilir. Sinema odası olarak da düşünülebilir. Spor odasını yan taraf yapmışlar. Hiç girmeyelim biz oraya. Çok karanlık çünkü orası.
Burada iki tane odamız var. Genel olarak bunu görmüş olduk. En üste çıkalım. Ben en üst kattaki odalara bayıldım. En üst kattaki odalar o kadar çok hoşuma gitti ki. Şimdi bu merdivenlere cam gelecek. Koruma amaçlı. 800 metrekare arz içerisinde dedik. 12 milyon satış rakamıyla da şu an satışta. Güzel bir koridorumuz var. Çıktığımızda böyle bir seni koridorun sonuna kadar göndereceğim ki bir git bir bak bakalım orada neler var. Oraya kadar gideceksin. Şimdi harika bir avize seçimi oldu ama henüz takılmadığı için göremiyorsunuz. Ben diğer evden görmüştüm. Çok güzel bir avize gelecek arkadaşlar buraya. Dediğim gibi koruma gelecek. Ve burada çamaşır odamız var. Çamaşır odası görmeye çok alışkın değiliz yazlıklarda genelde. Neden? Çünkü Kuşadası, Bodrum, Didim gibi yerler bildiğiniz gibi tabii ki deprem fay hattı üzerinde. Buralara çok büyük imarlar vermedikleri için ya da çok katlı imarlar vermedikleri için genelde böyle elden geldiği kadar her tarafı oda yapmaya çalışıyorlar. Ama burada çamaşır odasında görüyorsunuz bantlı şekilde dolaplar açamıyorum. Gayet güzel bir çamaşır odamız var. Şık duruyor. Gerçekten harika duruyor. Çamaşır makinesini buraya yerleştirecekler. İlk odamız hemen sol tarafta. Bu odaların tamamı, üst kattaki 3 odanın 3'ü de ebeveyn banyolu arkadaşlar. Bu da çok büyük bir avantaj bizim için. Yine dolaplar hazır. Yatak başlıkları hazır. Toplamda burası 16 metrekarelik bir oda. 16 metrekarelik sadece yatak alanı olarak kullanılabilecek bir metrekare. Gayet de güzel bu metrekare için. Çünkü dolaplarınız hazır, makyaj masanız yine hazır. Burada yatak başlığı harika olmuş. Ve çok güzel bir kumaştan yatak başlığı yapmışlar. Tavana kadar yükseliyor. Yine dolabımız burada. Makyaj masası da karşı tarafta. Ve burada da bir banyo lavabomuz var. 2 kişi için gayet yeterli bir banyo lavabo. Çok güzel. Hatta Vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. Böyle bir göster istersen, çok da derine giremiyoruz ki. Karanlık. Ama şöyle bir manzaramız var. Manzarayı bir gösterir misin? Manzara çok güzel. Manzara harika. Birazdan çıkacağız. Bu manzaraya doya doya bakacağız. Diğer odadan çıkacağız. Ama sona saklıyorum bu manzarayı. Değil mi? Sona saklıyorum. Son. Bu Bruce Lee'nin filmleri vardı. İzler misiniz bilmem. Ben küçükken çok izlerdim. Bruce Lee. Demir yumruk gibi. O son yumruğu manzarayla vuracağız biz. Efsane bir manzarası var. Burada da bir odamız var. Burası biraz daha böyle çocuk odası gibi düşünülmüş. 15 metrekarelik bir oda. Yine ebeveyn banyosu mevcut. Ama gayet güzel, geniş, oturulabilir bir oda. Bu metrekareler rahatlıkla bir yazlık için çok ideal metrekareler. Yaz kışta yaşanacak insanlar için de bence biraz daha güzel metrekareler. Çünkü 10 metrekareliği de gördüm ben yazlık olarak. Burada bir banyo lavabomuz var. Bak burada oturak da yapmışlar. Çok güzel olmuş bu. Eğer yürümekte zorluk çeken varsa, çocuklar varsa, özellikle oturarak duş alması gereken insanlar varsa bu da ince bir şekilde düşünülmüş. Dediğim gibi yerden ısıtmalı arkadaşlar burası. Bunu atlamayalım. Ve son olarak ebeveyn odamızdayız. Seni böyle alacağım çünkü kapıyı kapatmam gerekiyor. Gayet güzel bir ebeveyn odamız var. O da çok güzel. Ama biz odadan ziyade biraz daha bu tarafa bakacağız. Çünkü harika bir ebeveyn banyomuz var. Ve yan tarafında da giyinme alanımız var. Orayı da gösterelim. Şimdi burası giyinme alanı olarak düşünülmüş. Dolap alanı olarak düşünülmüş. Biraz daha dar bir yer. Ama tabii ki eşyalar için bence yeterli bir alan. Özellikle iki kişi kullanacaksa çok daha yeterli gibi duruyor. Eğer bana bu oda sayısı fazla derseniz de yan taraftakini giyinme odası olarak da tasarlayabilirsiniz. Burada da ebeveyn banyomuz var. Çok güzel. Şimdi burada zaten jaluzi sistem, elektrikli perde var arkadaşlar. Otomatik onu indirebiliyorsunuz. Diğer evden biliyorum. Onu indirip kaldırabiliyorsunuz. Yani tamamen burayı izole hale getirebilirsiniz. Harika bir jacuzzi'miz var burada. Yine burada bir duşa kabinimiz var ki ikisini de kullanabiliyorsunuz. Vitra'nın da gömme rezervuarı mevcut. Biraz daha otel tipini andırıyor.
biraz daha böyle delüks bir odayı hissetmiş olabilirsiniz. O şekilde de yapmaya çalışmışlar zaten. Güzel olmuş. Burada da bir yatak başlığı var. Bu da çok güzel değil mi? Bak araya pencereler bırakılmış burada. Çok farklı aynalar bırakılmış. Çok daha güzel duruyor. Füme ayna da demeyelim ama cam bırakılmış. Camın yansıması var. Çok güzel duruyor. Yukarıda da zaten gördüğünüz gibi eksikler var. Bunlar da en kısa sürede tamamlanacak. Ben bu Linea Rosso'lara bayılıyorum. Bak gerçekten bayılıyorum. O kadar kaliteli ürün yapıyorlar ki hissediyorsunuz bu camı açarken kapatırken bu ürünü hissediyorsunuz. Ve harika bir balkon. Şimdi balkondan önce muhteşem bir manzara, muhteşem bir bahçemiz var arkadaşlar. Bence doyulmaz. Şöyle bir genel olarak bir gösterir misin? Bahçeyi, sağı, solu her yeri gösterelim. Muhteşem bir manzaramız var. Karşıdaki adalara kadar görebiliyorsunuz. Kuşadası ben bu yüzden seviyorum. Kuşadası'nı aslında Akbük'le de biraz benzetiyorum. Çünkü ikisi de tepe kısmında kalıyor. Özellikle soğuyacak kısmı tepe kısmında kalıyor. İkisinden de böyle harika bir manzaraya sahip oluyorsunuz bu evi aldığınızda. Ya da bu evden değil de başka bir evde alabilirsiniz. Burada 8-8,5 milyondan başlıyor fiyatlar arkadaşlar. 12-13 milyona kadar çıkıyor. En şerefilisi, en iyisi de bu. Şu an gezdiğimiz villa bunun nedeni de arsa payı olarak en yüksek bu. Bir de en yukarıda olan da bu. Manzarasının hiçbir zaman kapanmayacak olması da çok büyük bir avantaj. Dediğim gibi muhteşem bir villa gezdik. Elimizden geldiği kadar her yerini göstermeye çalıştık. Gösteremediğimiz yerler de oldu. Sürçülisan da etmiş olabiliriz. Bunun için affınıza sığınıyoruz. Bittiğinde tekrar gelip çekimini yapacağız. Gayet güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. 12 milyon TL'lik bir fiyat değerlendirmesi var burada. Tabii ki pazarlığı olabilir. Tabii ki bence değebilecek bir rakam. Çünkü çok muhteşem bir yer. Gelip kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Özellikle bitmiş, eşyalı olan çok daha muhteşem duruyor. Kendinize çok iyi bakın. Başta da söylediğim gibi, sonda da söylediğim gibi sürçülisan ettiysek affedin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.